arkadaşlar. Bugünkü konumuz tüm pideli etek. Yani her tarafı pideli etek, düz bir kumaş üzerinde pideler yaparak eteğimizi oluşturacağız. Şimdi ölçülerimize bir bakalım önce. Bu dediğimiz burada her tarafı pideli, tek yöne kırılacak bu pideler ve üzerinde çıma dikişi olacak. Ölçülerimiz bel 72, basen 96, etek boyu 60, kalça düşüklüğü 20, pens boyu 13 cm, toplam pide sayısı, istediğim pide sayısı 24. Şimdi hesaplama yapmamız gerekiyor. Nasıl bir hesaplama dersek eğer, basen ölçümü istediğim pide sayısına bölüyorum, kalçadaki pide genişliğini buluyorum. Bir daha söylüyorum. Basen ölçümü, yani 96 santimlik basen ölçümü istediğim pide sayısına bölüyorum. 24 tane pide istiyorum. Kaç santimlik arada boşluklarım olacak? Onu buluyorum. Pide genişliği kalçada 4 santim. Aynı işlemi belde de uyguluyorum. 72 santimlik bel ölçümü 24 pilem vardı. Ona böldüm. 3 santimlik genişlik buldu. Şimdi 4 santim basende istiyorum. 3 santim de belde olacak. Arada 1 santimlik farkım var. Bu da pens payı olarak çıkacak. Yani bizim basenimiz daha geniş, belimiz daha dar. Aradaki farkımız 1 santim olarak çıkıyor. Bu her pilenin arasına da 4 artı 4 olmak üzere 8 santimlik kaplama payı vereceğim. İçe kaplama payını vereceğim. Alt kat, üst kat da diyebiliriz. Pile genişliği de diyebiliriz. 8 santimlik pile iç genişliği vereceğim. Şimdi kalıbımıza geçelim. Nasıl çalışıyoruz? Burası kumaş katı olacak. Ve ortada bir tane pilem olacak. Yani pilenin yarısı bu üst katta, yarısı kumaşının alt katında olacak. Pile genişliğim 8 santimdi. 4 santim çizerek önce başlıyorum. Önce buraya 4 santimlik bir dikdörtgen çiziyorum. Ve aralarda kalan payım etek ucunda 4 olacak. Burada 4 olacak. Burada da 4 olacak. Şimdi üste bele geldiğim zaman belim daha basene göre daha dar olduğu için ne yapacaktık burada? Genişliği 3 santim bırakacaktık. Bu 3 santim yapabilmek için de şurada gösterdiğimiz olayı yapıyoruz. Pens payını almak için buraları genişletiyorum. Yani üstte 4 santim verdiğim yer burada 4,5 olacak. Sonra 3 santim, sonra 9 santime çıkıyor buradaki. 3 santim, 9 santim. Etek ucunda ne olacak? 4 santim, 4 santim, 8 santim, 4 santim, 8 santim diye gidecek. Şimdi bu nereye kadar böyle olacak? Pens boyu vermişti bana. Bu pens boyuma giriyorum. 13 santimlik pens boyuma giriyorum. Ve kalça düşüklüğümü giriyorum. Daha sonra da etek boyumu giriyorum. Bu şekilde 24 tane pile oluşana kadar çizimime devam ediyorum. İkinci hattım basen hattım. Üstteki pens boyu, pens ucu. Şimdi sol tarafta fermuarımız olacak pileye gelen. Onun içinde yarım santimlik şurada bir atmamız var. Onu uygulayacağız. Bütün bu işlemleri şimdi milaj kağıdında ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Tüm pideli eteğimizin milaj çalışmasına geçtik. Etek boyumuz 60 santim idi. 60 santim işaretledim. Üstten yine 60 işaretliyorum.
önce yarım file uygulayacağız kumaş ortasına. Ön orta veya arka orta olacak nasıl? Arka orta oluyor. Şimdi önce pens boyunu alacağım. 13 santim. Daha sonra kalça düşüklüğünü işaretliyorum. 20 santim. Önce bir tane pile yapmayla başlıyorum. Pilenin yarısını çiziyorum. 4 santim çizdim. Şimdi buraya da 4 santim çiziyorum. Ara boşluğu çiziyorum şimdi. Kumaşın yüzünde etek giyildiğinde görünecek kısmı çiziyorum. Bu genişliğim 4 santimdi. İki tane 4 santim dikdörtgen çizdim. Şimdi 8 santim çiziyorum. Santim olan pens genişliği, pile genişliği 9 santime çıkacak genişliği. Onu da şu şekilde ayarlayarak göstereyim. Bir tane daha yapayım, daha net görünsün. Kayıtta mı? Bu ara şöyle tarayacağım ben. Bu ara tekrar dört olacağım.
santim. Buradan da 20 santim. Bu ara yine kırmızılarla çizdiğim yer. Bu şekilde 12 tane boşluk yapacak şekilde devam edeceğim. Şimdi katlamayı göstereyim. Daha akla yapıcı olsun diye. Sizinizde canlansın diye. Şu şekilde katlanacağım. Basenimiz daha geniş. O yüzden buralar 4-4 gidiyor. Belimiz ona göre daha dar olduğu için 3-3 çalışıyoruz. Biz bunu hesaplayarak bulduk bu rakamları. Tekrar bunları anlatabiliriz. Nasıl çıkmıştı bu 3 ve 4 santim? Belde 3 olacağı, basende 4 olacağını nasıl bulmuştuk? Dedik ki belimiz 72 santim. 24 tane bant file istiyorum. 72 bölü 24 yaptım. 3 santim çıktı. Yani her bir ara boşluğum 3 santim olacak. Kalça için 96 bölü 24 yaptım. 4 santim çıktı. Şimdi aradaki farka bakıyorum. Biri 3 santim, biri 4 santim olacak. Şu boşluğum biri 3, biri 4 santim olacak. Bunun farkını da nasıl veriyorum? 4 eksi 1 diyorum. Pardon, 4 eksi 3 diyorum. 1 santim çıkıyor. Bu 1 santimlik pens payı diyorum. Bu pens payımı da şu kısımlara vererek, yani 4 santimlik ara boşluğu daraltarak, 3'e düşürerek, yarım buradan yarım buradan daraltarak 3 santime düşürüyorum. Ne olmuş oluyor o zaman? Benim pile genişliğim pens çizgime kadar 8 santim oluyor şu ara boşluğu. Bel işin içine girdiğinde yarımşar yarımşar artırdığım için 9 santime çıkıyor. Tekrar ediyorum. Pensin bitim noktasına, yani 13 santimlik kısımda benim pile genişliğim 8 santim. Yukarıda pile genişliğini artırıyorum beli daraltmak için. 3 santime düşürüyorum çünkü belimi. 9 santime çıkmış oluyor. 8 artı 0,5 sağda, artı 0,5'te sol tarafta genişletme verdim. 9 santime çıktı. Bu şekilde vücuda oturan beli dar, basende daha geniş olmak kaydıyla vücuda oturan bir etek yapabiliyorum istediğim ölçülerde. Şimdi bu şekilde ben devam edeceğim. Pile genişliğine geldi sıra. 8 santimlik pile genişliğini veriyorum. Thank you.
yaşar sandım. Belde pilerimin genişliğini artırıyorum. Merhaba dostlarım. Hoş geldiniz Dünya Grafik Eğitim Merkezi'ne. Dünya Grafik Eğitim Merkezi olarak yılların birikimini, emeğini, derslerimizi sizinden paylaşmaya karar verdik. Ücretsiz olarak. Ve bunu yaparken de tek amacımız, gayemizin bir tanesi Allah rızası için siz değerli dostlarımızın bir hayır duasını umarak bu hizmeti sizinden paylaşmaya karar verdik. Bu emekte şimdiye kadar kimlerin emekleri varsa, gayretleri varsa, destekleri varsa hepsi adına aileme, sevdiklerime, bütün çevreme sizden hayır dua istiyorum. Biliyorsunuz ölümlü bir dünya. Bu dünya içerisinde bir hoş seda bırakabilmek umuduyla böyle bir çalışma yapıp siz değerli dostlarımla paylaşmış bulunmaktayım. Siz değerli dostlarımdan tabii bir de başka bir isteklerim daha var. Onları da hemen belirteyim. Bir tanesi bu ders videomuzu mümkünse sizin kendi sosyal medyanızdan, Facebook'tan, Twitter'dan veya Instagram'dan neyse bütün kendi internet sitenizde varsa buralardan yayınlayarak ve bu şekilde birçok dostumuza, arkadaşımıza da bu eğitimin ulaşmasına yardımcı olmak, bu hayra sizde katılmanızı diliyorum ve istiyorum. Bir başkası da biliyorsunuz insanlar motivasyonla yaşarlar. Tabii eğer mümkün olursa
alt tarafta beğenme tuşunuza tıklarsanızsa bizim de bu noktalarda verdiğimiz emeğin karşılığını bulduğunu görmemiz bizi sevindirecektir. Bunu da sizden bir istirham ediyorum. Bir de abone olma. Abone olmanın avantajlarında şu arkadaşlar, bizde ders, çok fazla derslerimiz var. 600-700 tane yakın ders var. O zaman bunlar neler dersinizse, modelistlik, stilistlik, desinatörlük, grafikerlik, nakış, baskı, dikiş, o kadar çok ders var ki bunların hepsini sıradan sizinle paylaşmaya karar verdim. Bu paylaşımlardan ilk haberiniz olabilmesi için mutlaka abone ol kısmına tıklarsınızsa bunlardan hemen haberdar olmuş olacaksınız. Ve bu noktada mümkünse sizden rica ediyorum abone olmanız veya diğer arkadaşlarımıza da bizleri tavsiye etmenizi sizden rica ediyorum. Bir başka isteğim de şu olacak. Bu derslerin başında veya sonlarında veya ortalarında reklamlar çıkıyor arkadaşlar. Bu reklamlar bu hizmetin devamlılığını sağlamak için en azından, çünkü biliyorsunuz bir hizmet devamlı olabilmesi için kendi ihtiyaçlarını da karşılaması gerekiyor. Maddi olarak da karşılaması gerekiyor. O reklamlar da buna küçük de olsa bir katkıda sağlamış oluyor. Onu izleyip veya tıklarsınızsa bu katkıyı da bize sunmuş olacaksınız. Bu kadar da bizi bu noktalarda kolaylık sağlarsınızsa tabii ki memnun kalırız. Allah razı olsun derim. Ve şunu hemen belirtmemde yarar var arkadaşlar. Emekler paylaşıldıkça daha güzel olmakta. Ve dualarınızı birbirimizden eksik etmeyelim arkadaşlar. Bu noktalarda arkadaşlarımız eğer çok daha iyi bir şekilde hizmet etmek gerekirse sizin de önerilerinizi, düşüncelerinizi aşağı taraftaki e-mail adresimizden, telefon numaralarımızdan bize ulaştırırsınızsa da biz de onları dikkate alıp daha çok faydalı, güzel işler yapmaya teşvik etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu arkadaşlar çok değerli dersler bunlar. Bakın normalde dışarıda bu eğitim amaçlı olarak bunlar 2000-3000-4000 liraya rakamlarla satılmakta. Biz bunları dediğim gibi Allah rızası için siz dostlarımızla paylaşıyoruz. Umarım faydalı, güzel bir şekilde iyi ilimler olur, güzel meslekler olur, iyi yerlere gelirsiniz. Bizim de küçük bir şekilde bir katkımız olur sizler üzerinde. Onun için arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. Bütün eski öğrencilerime de buradan selamlarımı iletiyorum kendilerine. Ve sizin gibi yeni dostlarımıza da merhaba, hoş geldiniz diliyorum. İnşallah hayırlı, güzel günler görmemize Rabbim yardımcı olur. Kolay gelsin efendim. Hoşça kalın.
İkinci aradan sonra yine pidemizin yarısını çiziyorum. Burası da pidemiz. Kitaplarda baktığımızda pide işareti burada göstereyim. Şu şekilde balık sırtı şeklindedir. Karşılıklı pidenin ortasına doğru karşılıklı bir şekilde balık sırtı şeklinde taranır. Ama ben burada kolaylık olsun diye tek çizgi şeklinde gösterdim. Bu şekilde. Bu pilerimizi katlama yönünü de oklarla şöyle göstermemiz gerekir. Tek yöne katlanacağı için bu şekilde gösteriyorum. Şimdi burada son pile genişliğinde yarım santimlik bir fermuar için atma yapıyoruz. Bu şekilde bunu kalıptan attık. Şimdi her yerine kalıbımızı dikiş payını vereceğiz. Bele 1 santim, yana 1 santim, etek ucuna 3 santim dikiş payı vereceğim. Yana 1 santim veriyorum. Bele 1 santim veriyorum. Bu aralara, her araya çift atmam gerekiyor. Bunları da unutmayacağız.
Etek ucunda da aynı şekilde. Katlama yerlerine çıt atmamız gerekiyor. Bu şekilde kalıbımızı hazırladık. Kumaş kabı diyoruz buraya. Ve bu kalıptan bir adet kesilecek. Tüm pilili etek çarpı bir diyorum. Neden? 38. Katlayarak nasıl bir etek olduğunu göstereceğiz. Genelimizi bu şekilde katlıyoruz.
Eğer kumaşımız el veriyorsa, kumaşımızın eni genişse, bu kalıptan kumaş katı yaparak, bu kısmı kumaş katı yaparak bir kalıp şeklinde tek kesimde çıkartabiliriz. Eğer kumaşımız el vermiyorsa iki parçadan çıkartabiliriz. Pile alt katlarında dikiş, parça dikişi görünebilir. Ya fermuarımız sol yanda olur ya da arka ortada çalışılabilir bu modelimizde. Bu şekilde çalışımız çıktı. Burası da yine ortaya gelen pilemiz. Bu da diğer taraf üstüne geldiğinde yok olacak. Bunu da şöyle saplayarak gösterelim. Bakalım olacak. Şöyle. Dikiş etek ölçülerimiz, belimizi kontrol ettiğimiz zaman burası eteğimizin bel ölçümüzün yarısında olması gerekiyor. Bakıyorum, evet. Bir yarım santim fazlalıkla aynı ölçüde. Pardon, basenden çalışmamız lazım. Basenini kontrol etmek için. Hepsini iğneleyelim. Bunu da bir kontrol edeyim. Basenimiz 96'ydı. Evet. Burada da 3 milimlik fazlalıkla eteğimizin ölçüleri tamamdır. Bu eteğimizin yarısı. Bu şekilde. Dediğim gibi burası ön ortaya gelebilir veyahut da sağ yana, sol yana gelebilir. Kumaşın enine göre kesim ayarlanır. ...38 beden tüm pileye tek dikime yapıyoruz. Eteğimizin kumaşını serdik. Eteğimiz biraz geniş olduğu için kumaşımızı eteğimiz ölçümünde aldık, kestik ve katladık. Katlamamızı kumaşımızın boyuna yaptık. Çünkü masanın imkanları el vermediği için boyuna katladık kumaşımızı. Bu şekilde ayarladık. Kumaşımızın boyu böyle. Kalıbımızın boyu da aynı şekilde, bu şekilde. Onu göre ayarladık ve yerleştirdik yerine. Şimdi bu halde çizip keseceğiz. Çıtlara dikkat edeceğiz burada. Çıtlarımızı
kaslarını ayarladık. Kemerimizi de ayarlıyoruz. Kesiyorum.
kesimimiz tamam. Çıtlarımı uzattık. Şimdi kare keseceğiz. Teramızı serdik. Aynı kemer üzerinden keseceğiz. Kemerimizi kestik. Şimdi kemerimizin tarafını alacağız. Kemerimizi yapıştırıyoruz. Yapıştırdım. 1 santimden kırıyorum. Kırdım. Ve kalıbın ölçüsünde. Kalıbımızın genişliğinde tekrar bir daha kırıyoruz. Bitmiş ölçü oluşuyor böyle. Kemerimi kaldır. Tüşlemi tamam. Tüm bir eteğimizin dikişini yapıyorum. Dikişine başladım. Ön ortayı birleştiriyorum, piler yapacağım. Ön ortayı birleştirdim. Piler yapmamız lazım, pilerleri ayarlıyoruz. Solun üstüne binecek. Ayarlayayım.
Pirelerimizi yaptık. Şimdi bir ütü basacak pirelerimizin. Pirelerimizi ütüde katlıyoruz ve ütülüyoruz. Düzeltip.
Pilerimizi kırdık ütüde. Bu şekilde oldu. Tabi bitti mi daha farklı olacak. Dışarıda. Pilerimizin üzerine pens boyu mesafesinde takribi 10 cm kadar, tabi size göre değişebilir, çıma deşiyle kapatıyoruz. Pilerimizi pens boyu mesafesinde 10 cm, pens boyunda 10 cm, 10 cm boyunda kapatıyoruz. Bu şekilde göründüğü gibi. Pemselerimiz hazırladık. Fermuarımızı sol tarafa koyduk. Üzerinden diş yapıyoruz. Diğer etek fermuarlarında olduğu gibi şu ara bölümü üzerine indirip çıma yapıyorum. Buraya dışlatacağız. Alt tarafını dikiyoruz. Herhalde. Diğer eteklerimiz olduğumuz gibi. Buradan başlıyoruz. Buradan kenara doğru dikiyoruz. Çünkü orası pileli olacağı için pileye kalacak.
Sonra yanını kapatıyoruz. Kapattığınız zaman burası altta kalacak. Onu da ayarlayabilirim. Bu şekilde. Bakın. Bu şekilde oldu. Şimdi eteğimizin perde var bu şekilde. Tersten görünüşü bu. Çeviriyorum. Birbirinden bakacağız. Bu suda bu şekilde. Yani giyildiğinde bu kadar bir giyme payımız var. Kapatıldığında normal piyade etek gibi. Hiçbir esneme veya toplaması yok. Açılması yok. Bu şekilde olacak. Böyle. Fermuarımızı çalıştık. Şimdi kemerini çalışacağız. Kemerde zil yapmamıza gerek yok. Normal takım kapatacağız. 1 santimlik payımız var. Normal takım. Normal bir ayakta bir ayarda. Dil yapmıyoruz. Pile büyüme payımız var burada. O yüzden dil yapmaya ihtiyacımız yok. Bu şekilde. Pil kendi içinden. Kapatıyoruz şimdi. Buradaki çıkıntıda da şey doğru. Oldu, iyi kapatıyorum. Bu şekilde oldu. Kemerimiz ve fermuarımız. Böyle giyinde gayet rahat giyinecek. Kapatıldığında gayet uygun olacak. Şimdi eteklerimizi kuracağız. Önce bir oluk alalım. Eteğimizi tek kat halinde oyluk takıyor. Oyluğumuzu yaptık. Eteğimizi 1,5 santimden katlayacağız. 2 santimden katlayacağız, 1 santimden dikeceğiz. Eteğimizin etek ucunu.
masamı bitti. Masada sarıyorum. Kutu basıyorum, biz tamamlıyoruz. Etek ucuna. Emekler paylaşıldıkça daha güzel olmakta. Ve dualarınızı birbirimizden eksik etmeyelim arkadaşlar. Bu noktalarda arkadaşlarımız eğer çok daha iyi bir şekilde hizmet etmek gerekirse sizin de önerilerinizi, düşüncelerinizi aşağı taraftaki e-mail adresimizden, telefon numaralarımızdan bize ulaştırırsınızsa da biz de onları dikkate alıp daha çok faydalı, güzel işler yapmaya teşvik etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu arkadaşlar çok değerli dersler bunlar. Bakın normalde dışarıda bu eğitim amaçlı olarak bunlar 2.000, 3.000, 4.000 liraya rakamlarla satılmakta. Biz bunları dediğim gibi Allah rızası için siz dostlarımızla paylaşıyoruz. Umarım faydalı, güzel bir şekilde iyi ilimler olur, güzel meslekler olur, iyi yerlere gelirsiniz. Bizim de küçük bir şekilde bir katkımız olur sizler üzerinde. Onun için arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. Bütün eski öğrencilerime de buradan selamlarımı iletiyorum kendilerine. Ve sizin gibi yeni dostlarımıza da merhaba, hoş geldiniz diliyorum. İnşallah hayırlı, güzel günler görmemize Rabbim yardımcı olur. Kolay gelsin efendim. Hoşça kalın.